Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulunan muhim haberlerine huzurunla sunuş getirişimiz. Kanal istiklalar ekranımızı bulsun. Uyghur mecburi emgekinin aldığını eliş kanuni yeni bir kıtım otturgu koyuldu. Amerika Avazı'nın 27 yanvardaki haberde bildirilişçe, Amerika'daki partiye halkıgan parlament azaları Uyghur mecburi emgekinin aldığını eliş kanun lahisini yeni bir kıtım oturgu koydu. Haberde kayıt kılınışça, yeni hükümet almışıp bir ayı yetmeyen vakit içinde Amerika parlamenti Şarkı Türkistan'daki Uyghur Müslümanları düşkülüvatkan kişilik hukuk meselesine yeni bir kıtım ehemmiyet verdi. Amerika'daki iki çoğun partiyanın bir türküm Kengeş Palata azaları 27 yanvar Şarkı Türkistan'daki Uygurlarının mecburi emgek vasıtası arkalık işlep çıkarılgan barlık mahsulatlarının Amerika'ya kirişini çekleydigan kanun layısını kayıtı oturgu koydu. Uygur mecburi emgekinin aldığını eliş kanunu Cumhuriyetçiler Partisi'nin Kengeş Palata azası Marco Rubio ve Demokratçılarının Kengeş Palata azası Jeff Merkeli tarafından oturgu koyuldu. Yeni hükümet iş başlayan kısa vakit içinde iki Kengeş Palata azası yeni bir kıtım hemkarlaşıp mezkur teklifini ortak oturgu koydu. Bu kıtım kanun layısını partiye halkıgan 27 parlament azası birlikte imzalap parlamentteki iki partiyanın yukarı bahasına erişti. Uyghur navaylarımı mecburi emgekten kutulalmadı. Bugün ijtimai uçur vasıtları tarqalgan sınlar Şarkı Türkistan'daki Uyghur navaylarının mı mecburi emgekten kutulalmaganlıqını ispatlap berdi. Sında Şarkı Türkistan'ın malum şehirde kurulgan bu zavodda 300'den artık Uyghur işleydigan bulup, bir tunurga 2'den kişi mesul iken. Zavodun üstü kaveti aynek bulup, işleyvatkan navaylar izcil küzdülüp durdiken. Sınığı yazılgan pikirde bu yerde yıkılgan nallarının içkeri ülkelerdeki Xitaylarga evetildiganlıqı bildirilgen. Tajavuzcu Xitay 2017 yıldan başlap Şarkı Türkistan'daki dihkallarının yer zeminlerini bulan talan kılıp, halkını öz zeminide kul bulup işleşke mecburledi. Yaşlarını bolsa atalmış hüneri kesip ögütüş bahanesi bilen Xitay zavutları da kul ornuda işletti. Emdilikte bolsa Uyghur navaylarını nan yıkış zavutları yığıp mecburi emgeki salmakta. Antony Blinken Uyghurlarga karşı irqi qırğınçılık elip berilibatqanlıqını qayt ta'kidledi. Amerikanın bu növetlik taşqı işlar ministeri Antony Blinken vazifege tayinlenip tunji ötküzülgen axbarat e'lon qilish yig'inida Xitoyning Uyghurlar üstidan irqi qırğınçılık elip berilibatqanlıqını qayt ta'kidledi. O 27 yanvar kuni muhbirlarning Trump hukumatining Uyghurlar üstidan chiqargan irqi qırğınçılık qarori haqidagi savollarga javob berib mundaq dedi. Menin Uyghurlarga karşı irqi qırğınçılık elip berilibatıdı degen hükümüm yanılı əsildikidek. Onun da özgürüş bolğunu yok. Amerikanın sabıq taşqı işlar ministeri Mike Pompeo 19 yanvar bayanat elan kılıp, Xitayning Uyghurlarga karşı irqi qırğınçılık ve insaniyetke karşı cinayet sadır qılıbatqanlıqını jakarlığan idi. Növette onun vazifege resmi oldurup tunji günü ötküzülgen akbarat elan kılış yığını da yanı bu nuqtunu təkidleşi alahide dikkat qozgıdı. Samir Zuberi Xitayning Uyghurlarga tutqan muamelesini irqi qırğınçılıq deyişini qollayman dedi. Kanada parlamenti Avam Palatasidagi konservativlar hükümetning Xitayning Uyghurlarga tutqan muamelesini irqi qırğınçılıq deb itiraf qilishi to'g'risida Avam Palatasiga qaror loyihasi sunadiganligini bildirdi. Kanada Yer shari pochtasi gazetasining xabar qilishicha Kanada parlamenti Avam Palatasining konservativlar partiyasidan bo'lgan a'zosi Michael Chong 27 yanvar konservativlarning Xitoyning Uyghurlarga tutgan muomilasini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilish to'g'risidagi bir qaror loyihasini Avam Palatasida eng tez orada sunadiganligini aytgan. Kanada parlamenti Avam Palatasining kishilik huquq tuvan komiteti o'tgan yili 10 ayda Xitoyning harakatini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilib, hukumatning e'tirof qilishini talab qilgan. Parlamentin kişilik hukuk tüven komitetindeki liberal parlament azalarının mı kolluşuğu erişken bu kararga Başminister Trudeau'nun liberal hükümeti pozisiya bildirişini rad kılgan idi. Samir Zuberi ötken yılı 10. ayda kişilik hukuk tüven komitetinin irqi qırğınçılık kararıgı kollap avaz bergen liberal parlament azası. Samir Zuberi'nin təkidleşçe xalqara cemiyet bu irqi qırğınçılıkının yeni devamlaşışığı yol koymaydıken. O Amerika yeni hükümetinin bunu irqi qırğınçılık deb itiraf qilishi bunun ifadesi ekanligini bildirdi.
Samir Zuberi sözde yana Xitayning nima uchun mazkur rayonda yuz berayotgan ishlarga oid uchurlarning tashqariga chiqishini cheklaydiganligi menga tushunishlik. Biz bu ahvolni dunyo jamoati bo'lib sifatida o'zgartishimiz, mazkur rayon bilan aloqa qurishimiz kerak. Bu dunyoda insoniyatga qarshi jinoyatga o'rin yo'q. Irqiy qirg'inchilikka teximi o'rin yo'q. Shunga biz dunyo jamoati sifatida besim qilishimiz, besimni davomlashtirishimiz lozim. Men ular buni yana davomlashtiralmaydi deb qarayman. Bu davom qilolmasligi kerak. Chunki xalqaro jamoat uningga davomliq yo'l qo'ymaydi, uningga orilishidi. Biz buni Amerikaning ifodasida ko'rdik deganlarni bildirdi. Xitoy elchisining yahudiylar xotira faoliyatiga qatnashishi qattiq tanqid qilindi. Xitoy rejimining Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi bosh elchisi Jang Jun 25 yanvar kuni Nyu-York shahrida o'tkazilgan Yahudiylar zo'r qirg'inchilikka xotira faoliyatiga qatnashgan hamda bu ahvolni o'zining Twitter bitida ko'z-ko'z qilgan. Birlashma agentligining 27 yanvardagi xabarida aytilishicha, bu qatimqi faoliyatga Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh kotibi Antonio Guterres qatorliq muhim arboblar qatnashgan bo'lib, mashhur Auschwitz jazo lageri azod qilinganligining 76 yilligini xotirlash uchun o'tkazilgan ekan. Xitoy rejimining Uyg'urlarni bostirish harakati 21 asrdagi yangi qirg'inchilik deb ayblanayotganda, Xitoy bosh elchisining bundoq bir faoliyatga taklif qilinishi zo'r tanqidga uchradi. Yevropa Uyg'ur institutining raisi Dilnur Rayhan bu holni tanqidlab, Uyg'urlarni qirg'in qilayotgan mushundoq bir Xitoyni bu faoliyatga chaqirish mohiyatda natsistlarning vakilini yahudiylarning xotir faoliyatiga chillashdan boshqa narsa emas dedi. Yahudiylar haqidagi xabarlarni bosadigan ko'plagan gazetalar bu voqea to'g'risidagi nurg'un masxara va tanqid inkoslarini topshirib olgan. Amerika vakili Amerikaning Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatini texmo inchik tekshirdiganligini bildirdi. Amerika ovozining bugungi xabarida bildirilishicha, Amerika prezidenti Joe Biden ko'rsatgan Amerikaning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi doimiy vakil nomzodi chorshanba kuni isbot anglash yig'inida Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministrligi Xitoyning Sharqiy Turkistondagi qilmishlarga qarshi olgan irqiy qirg'inchilik jinoyati qarorining davom qilishiga kafolatlik qiladiganligini bildirgan. Xabarda qayd qilinishicha, Amerika prezidenti Biden ko'rsatgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining doimiy vakili Linda Thomas Greenfield Kengash Palatasi Tashqi munosabatlar komiteti uyushtirgan isbot anglash yig'inida Trump hukumatining Xitoyning Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur musulmonlari va boshqa yerlik millatlarga qarata ijro qilayotgan qilmishlarga qarshi irqiy qirg'inchilik qilish jinoyati qarorini davomlashtirishga kafolatlik qilish uchun texmo inchiki tekshirishda bo'layotganligini bildirdi. U yana Xitoy kompartiyasini ayiblab, Xitoyning 2017-yildan boshlab Sharqiy Turkiston xalqini qirg'in qilayotganligi haqida isbotlarning borligini bildirdi. Linda Thomas Greenfield yana Amerika Tashqi ishlar ministrligi bu vaqtda inchiki tekshirish qilayotganligini, barliq rasmiyatlar texchi ijro qilinmaganligini, keyingi qadamda bu tartiblarning ijro qilinishiga kafolatlik qildiganligini bildirdi. Turkiya Jumhuriyatchilar partiyasining parlament a'zosi Uyg'urlar haqida to'xtaldi. Turkiyadagi o'qituvchi partiyalardan Jumhuriyatchilar partiyasi Eskişehir millat vakili Utku Çakır Özer Xitoyni Uyg'urlarning haq-huquqiga daxli taroz qilish bilan ayibladi. Utku Çakır Özer Xitoy bilan Turkiya o'rtasida imzolangan jinoyatchilarni qaytarib berish kelishimnomasining Turkiyada panohlanayotgan Uyg'urlarni ziyonkashlikka uchratganligi haqida ogohlantirish berdi. U qilgan so'zida Xitoy bilan Turkiya o'rtasida imzolangan jinoyatchilarni almashtirish kelishimnomasi Uyg'urlarning ziyonkashlikka uchrashiga sabab bo'lsa, bu kelishimnomani majlisga akirmanglar dedi. U yana Xitoy bilan bo'lgan munosabatimiz yaxshi bo'ladi, iqtisodiy yordam olamiz deb yuz minglarcha Uyg'ur qarindoshlarimizga qaratilgan zulmga sukut qilish bu majlisga yarashmaydi. Jinoyatchilarni qaytarib berish kelishimnomasi Turkiyada panohlangan Uyg'ur qarindoshlarimizni qurbon qilishga ishlatilmasligi kerak. Agar Turkiyada panohlanayotgan hech qanday bir jinoyat bilan aloqasi bo'lmagan begunoh Uyg'urlarning hayotiga xavf yetkazsa, bu kelishimnoma tasdiqlanmasligi yoki kechiktirilishi kerak. Uyg'urlar o'zining kimligini qo'g'dashdan iborat asosiy haq va erkinlikdan teng bahrlanishi kerak dedi. Değerli arkadaşlarım, Uygur Türk'ü kardeşlerimizin sorunları, Çin zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Uygur Türklerinin şu günlerde yaşadığı korkuyu da meclis gündemine getirmek isterim. Çin ile Türkiye arasında imzalanan suçlu iadesinin anlaşması sebebiyle Türkiye'de yaşayan Uygur Türkleri diken üstünde. Anlaşma neleri kapsıyor? Gözaltına alınan Uygur Türkleri Çin'e gönderilecek mi? Büyük bir bilinmezlik var.
Elbette Türkiye'nin Çin ile ilişkileri önemlidir. Ama Çin ile bu ilişkilerin mutlaka Uygur Türklerinin yararına olması sağlanmalıdır. Çin ile ilişkimiz iyi olacak diye, ekonomik yardım alacağız diye yüz binlerce soydaşımız Uygur Türküne yönelik yaygın hak ihlallerine, zulümlere ses çıkarmamak bu meclise yakışmamaktadır. Suçluların iadesi anlaşması, yaygın hak ihlalleri nedeniyle Türkiye'ye sığınan Uygur Türkü kardeşlerimizi mağdur etmemelidir. Eğer Türkiye'ye sığınan, hiçbir suçla ilgisi olmayan masum Uygur Türklerinin hayatını tehlikeye sokacaksa, bu anlaşma ya onaylanmamalıdır ya da ileri bir tarihe ertelenmelidir. Uygur Türkleri kendi kimliklerini koruyarak temel hak ve özgürlüklerden eşit biçimde yararlanmalı, huzur ve refah içinde yaşamaları sağlanmalıdır. Türkiye Ali Meslehetçiler Kengeşi'de Şarkı Türkistan mı tilge elindi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan riyasetçilik kılgan Cumhur Reislik Mahkemesi Ali Meslehetçiler Kengeşi yığınıda Garip cemiyetide künsürü küçüyüvatkan çeteliklerge ve İslam'a üçmenli kılıç meselesi müzakir kılındı. Cumhur Reis Erdoğan'ın riyasetçilikide Cumhur Reislik Mahkemesi de yepkaleti çakırılgan Ali Meslehetçiler Kengeşi yığını tahminen 2,5 saat devamlaştı. Cumhur Reislik Mahkemesi Uçur Alaka İşleri İdaresi Başlığı Fahrettin Altun yığından keyin yazın bayanat elan kılıp, Ali Meslehetçiler Kengeşi azalarının garip cemiyetide künsürü küçüyüvatkan çeteliklerge ve İslam'a üçmenli kılıç meselesi şundaklı İslam dünyasının nöbetteki vaziyeti katarlıklarını muhakeme kılganlığını bildirdi. Fahrettin Altun, Cumhur Reis Erdoğan'ın yığında garip uzundun buyan arkasına yüşürünüp kilibatkan demokratiye, erkenlik ve kişilik hukuk yerime sökülüp düşkensiri irkçi, ayrımçı, yavayı ve buzgunçı yüzünün özünü körsüşke başlığallıkını otturgu koyganlıkını, Birmadın Şarkı Türkistan'gıca, Balkan ve Kavkaz rayonlarından Palestin'gıca bulgan periklik rayonlarda Müslümanlarga kırgınçılık, zulüm, besim, işgal ve esebilik siyasetlerinin yürgüzülgenlikini, en iğir ve en içinişlik körünüşlerimi İslam coğrafyasının şahit buluvatkallıkını eskertgenlikini kayıt kıldı. Altun sözünü devamlaştırıp, Kengeş azaları İslam dünyasının içki dokunuşlardan kutulup, birlik beraberlikini küçeytip, dinin mahiyetinden kilip çıkmagan arkası karangu kurulmalarga karşı küreş kılış meseleleri doğrusunda fikir almaştırdı degenlerini kayıt kıldı. Amerika'nın tunca ayal maliye ministeri vazife öteşke başıldı. Amerika Koşma Ştatları Prezidenti Joe Biden'ın maliye ministeri namzati Janet Yellen Kengeş Palatası'nın makullukudun ötkendiyken kasem içip vazife öteşke başıldı. Amerika Koşma Ştatları Maliye Ministerliği tarafından elan kılınan bayanatta Yellen'in muavin prezident Kamala Harris'nin hemrahlıkıda Amerika Koşma Ştatları'nın 78. Maliye Ministeri süpütüde kasem içkerliği bildirildi. Şunun bilen Yellen, Amerika Koşma Ştatları'nın 231 yıllık tarihideki Maliye Ministeri vazifesine tayinlengen tunca ayal buldu. Amerika Kengeş Palatası Prezident Joe Biden tarafından Maliye Ministeri vazifesine namzat görüştüleyen Amerika Merkezi Bankası'nın sabık başlığı Janet Yellen'i düşenbe günü tasdiqlagan idi. Tecrübelik iqtisadshunos bo'lgan Yellen 2014 yilimi Amerika Merkezi Bankasining tunji ayol boshlig'i bo'lgan idi. Maliya ministeri sifatida vazifa o'tishi jarayonida Yellenning bosh kotiblik vazifasini amerikalik turk Didem Nishonji o'taydi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. İnşallah ertiki programımızda görüşkice sizlerle Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şunlukla programı ahırda ekran arkasındaki barlık hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eydim ben. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.